Adının mutfağında yine birbirinden güzel tarifler bu tezgahtan sizin mutfağınıza geliyor. Önce bir mercimek çorbası yapacağız. Sofraya başlangıç için harika bir çorbadır. Arkasından bir kumpir yapacağım size ama patates kumpir değil, bir patlıcan kumpir yapacağım. Hemen arkasından ana yemek olarak bu kumpirin yanında bir sodalı köfte yapacağız. Islak ıslak yumuşacık bir köfte olacak ve en sonunda da bir petibör pasta yapacağız ve günün tatlısını da sofraya getireceğiz. Yani anlayacağınız bugün çok lezzetli bir Arda'nın mutfağı geliyor. Asla kaçmaz bir bölüm. Hazırsanız hadi buyurun başlayalım. Evet sevgili dostlar, bu hafta dediğim gibi 3 değil 4 tane tarif yapacağım size. Bir tatlı, bir tane ana yemek, bir tane çorba, bir tane de yardımcı ile beraber şahane bir sofrayı hep beraber kuracağız. Öncelikle şu pudingi yapayım, elimin altından bir iş çıksın istiyorum ve yani işlerimin bir kısmını kenara alayım. Orada soğurken de diğer tariflerle ilgilenebilirim. Puding için bakınız 1 litre kadar sütü böyle bir sos tenceresine koyuyorum. 1 litre süt 5 bardak eder genellikle. Hep aynı ölçüdür. Her şeyi ocağa geçmeden kendi kendine yapmaya başlayacağım. En son ocağa geçip pişirme işlemine geçeceğim. Ocağa geçmeden birleştirmek içinde özellikle yumurta da olduğu için önemli. Sonra buna dikkat ettiyseniz yarım su bardağı kadar toz şeker koydum. Ve tabii ki kakao da koyacağım içerisine. Çünkü koyu renkli kakaolu bir puding elde etmeyi düşünüyorum. Toplam 2 yemek kaşığı kadar kakao giriyor bunun içerisine. Tepeleme şöyle güzelce. Bu kendisi aslında kıvamı bağlayan unsurlardan bir tanesi. Ama un ve nişasta da bunun kıvamını bağlıyor. Hep aynı formülden gidiyoruz. 2-2 formülüyle gidiyoruz. 2 kaşık kakao üzerine 2 kaşık da un ekleyeceğim. Şöyle şu bir. Şu da ikinci kaşık un. Unu kenara alırken nişasta da işin içine giriyor. 2 kaşık da buğday nişastası. Bunlar 1 litre sütü bağlamak için yeter de artar bile. Şu bir. Şu da ikinci kaşık. Tamam. Şimdi kuru malzemeleri bu şekilde içerisine ekledim. Bunları kaldırdık. Tekrar geldim. Efendim bir tane de yumurta girecek bunun içerisine. Olduğu gibi bir yumurtayı da içine kırıyorum. Ve aslına bakarsanız genel olarak benim burada yaptığım pudingimin hazırlığı tas tamam bu. Yani bir kere daha tekrarlayayım. 1 litre kadar süt, sonra arkasından içerisinde 2-2 olacak vaziyette. 2 kaşık kakao, 2 kaşık un, 2 kaşık da nişasta ekledim. Bir tane de yumurta kırdım. Bunların hepsini ocağa geçmeden güzelce çırparak işe başlıyorum. Her ne kadar nişasta soğuk sütün içerisinde kendini bıraksa da kakao ve un birazcık ısınmak ister ama nişastayı ısıttıktan sonra geri dönüşü yoktur. O yüzden şu küçük topaklanmalar içeride gözünüzü korkutmasın. Çırpma teliyle bunu yapmak gayet kolay. Hafiften birleştiriyorsunuz. Yumurtanın sarısı da içeride kendini bıraktığı an itibariyle bu artık ocağa geçip başından ayrılmadan güzel güzel karıştırıp bir puding kıvamına dönebilir. Aldım ocağın üstüne, altını yaktım ve çırparak bunu karıştırmaya başladım. Siz de eğer benim gibi yapmak isterseniz bu işlem sırasında genel hazırlık olarak patlıcanların yapacağınız kumpirin hazırlığını yapabilirsiniz. Ben siz gelmeden evvel başladım hazırlığı yapmaya ve takriben 27-28 dakika kadar daha fırında kalacak. 3 tane bostan patlıcanı attım fırına. Ama nasıl attım size göstereyim. Bakın bu elimde gördüğünüz bayağı büyükçe bir boy bostan patlıcanı. Yani bundan çok rahat 2-2,5 tane kemer patlıcanı çıkar. Daha küçük boyları da olabilir. Çok dert değil. Bunu fırına atmadan evvel yapmanız gereken şey bir tane küçük bıçak alacaksınız. Ve küçük bıçakla üstüne pıt 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 delikler açacaksınız. Tamam mı? Yani şöyle 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 delikler açacaksınız. Ve bunu her tarafına yapacaksınız. Yaptıktan sonra da bu patlıcanınızı alıp bir fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsinin üzerine koyup 200 derecede 1 saatten az olmayacakmış vaziyette fırınlayacaksınız. Közlediğiniz zaman tabii ki ocakta köz tadı daha güzel çıkar ama biraz ocak mahvolur. Bu bir. İkincisi
eşit vaziyette tam her tarafını közleyemeyeceğiniz için fırında bunu yapmak çok daha pratik ve kolaydır. Fırında da dış kabuğu, şu yorgan gibi olan siyah kısım, onu korurken içi yavaş yavaş ve için için pişecektir. Hiç dert tasa yok. Onlar 1 saat kadar pişiyor. Yarım saati geçti sizi beklerken, diğer yarım saati de ben bu işleri yaparken olacaktır. Ben bu arada hiç başından ayrılmadan şunu hafifçe bir karıştırayım ve kıvamlandırayım. Başından ayrılırsanız içinde ufak tefek bu topaklanmalar oluşacaktır. Ayrılmazsanızsa sonuç mükemmel olacaktır. Kıvam bağlanmaya başladı mı zaten tatlımızın işi tamam. Çünkü bunu şurada gördüğünüz ve yıllardır artık mutfaklarımızda birçok yerde kullandığımız bu petit beurre bisküvi, yani bol tereyağlı ve güzel tadan o geleneksel bisküvilerle beraber kat kat yapacağız. Araya da biraz oyun olsun diye file badem, belki fındık, belki fıstık, ne isterseniz koyabilirsiniz ama önce şu muhallebinin kıvamını güzelce bir tutturalım. Aşağı yukarı 8-10 dakika içerisinde kıvam gayet güzel oluyor. Bakın hafif çorbamsı bir kıvamda. Tamam. Çok da katı bir kıvama getirmeyeceğiz bunu. Çünkü biz bunu katı kıvama getirirsek dökülme kıvamından biraz uzaklaştırmış oluruz. Ama parlatmamız lazım. Her zaman olduğu gibi son batımda ocağı kapattıktan sonra içerisine özellikle bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorsunuz ki bu daha parlamasını ve daha güzel, en sonunda da soğuduğu zaman birazcık daha kalınlaşmasını sağlıyor. Ve lezzet arttırmak için de en son batımda bir su bardağı kadar çikolata ekliyoruz. Bakınız, bu çikolata ekledikten ve karıştırdıktan sonra artık hızlıca her türlü birleştirme işlemini yapmamız lazım. Benim şu şekilde bir fırın kabım var ama fırına girmeyecek, cam kap bu. Puding kısmını hazırladıktan sonra bak tabanına azıcık döküyorum şöyle. Ve hafifçe tabana yayıyorum. Yaydıktan sonra da ilk kata buradaki petit beurre'lerden güzelce bir taban yapıyorum. Aslına bakarsanız tarifin kolaylığı, pratikliği tas tamam buradan geliyor. Tabanında böyle azıcık bu muhallebisinden var. Sonra da şu şekilde bisküvileri yaydıktan sonra kat kat böyle üst üste gideceğiz. Her seferinde bunu iyice bir karıştırmayı ve ondan sonra dökmeyi ihmal etmeyin. Bak ikinci katı döktüm. Bu sefer daha bolca bir katman döktüm. Ve hızlıca şöyle yayıyorum. Ve çok lezzet veriyor. Aralara da mutlaka ve mutlaka bir lezzetlendirici katıyorum. Ben burada özellikle file fındık koyuyorum. Elimde var diye. Ama siz fıstık, ceviz vesaire tarzı bir şeyler koyabilirsiniz. File, yani ince doğranmış vaziyette satılanlardan koyarsanız gerçekten lezzeti çok çok daha güzel oluyor ve aralarda yerken güzel güzel bir katma değer, kıtırlık katıyor size. Benden önermesi. Şimdi bu katmanla üste kadar aynen bu şekilde çıkacağım. Yani bisküvi, puding, birazcık file fındık, tekrardan bisküvi, puding diye diye yukarıya kadar çıkıyorum. Geldim. Üstüne birazcık daha koyuyorum. En son kat için bir parçacık daha bırakıyorum. Ve böyle tavana kadar yukarıya kadar işi yürütüyorum. Evet, olay aslına bakarsanız tas tamam bundan ibaret. Yaklaşık 40 tane filan bisküvi kullandım. Toplam tarifte 40 bisküvi benim ihtiyacım olan katları yapmamı sağlıyor. Dikkat ettiyseniz ben 3 kat bisküvi ve geri kalan katların tamamında da buradaki hazırladığım pudingi kullandım. 2 kat yapmak isterseniz o zaman daha böyle yoğun pudingli bir katman oluyor ama gramaj da aynı. Hem daha yüksek hem daha çok bisküvili bir katman yapmak istiyorsanız benim yaptığım gibi bir kez daha tekrarlıyorum. Takriben
40 civarında bisküvi kullandım. Bütün bu tatlının yekününde. Efendim bu serme işlemini de yaptık. Kenarını köşesini iyice kapattım. Ve en son olarak da üste de birazcık bu file fındıktan serpeceğim. Ve tek yapacağım şey bunu soğumaya bırakmak. Güzelce soğuduktan sonra böyle kalıp gibi de çıkartabileceğiniz gibi isterseniz bir kaşıkla alıp kaşıkla da böyle güzel güzel servis edebilirsiniz. Olay tamamen bundan ibaret ve fark ediyorsanız az da değil, böyle bolca koyuyorum. Çünkü daha önce bunu yaptığımda herkes, yiyen herkes üstünde o kıtır kıtır fındığın ne kadar güzel bir ilave olduğunu söylemişti. O yüzden her tarafına kıtır kıtır fındıktan gelecek vaziyette koydum. Efendim soğumaya gidiyor bu. Ben direkt dolaba atacağım daha hızlı soğusun diye. Arkasından da tatlıyı unutacağım. Fırındakiler güzel güzel pişiyor. Takriben bir 12-13 dakikası kadar var. Onlar pişerken ben köftenin genel bir ufak tefek hazırlığını yapacağım. Aslına bakarsanız sodalı köfte süper basit bir tarif. Ya süper basit. Ve yaparsanız şunu fark edeceksiniz. İlk ocaktan aldığınızda sulu sulu ama birazcık böyle beklettiğinizde sanki böyle kuru köfte gibi oluyor ve tadı çok lezzetli oluyor. Yaparsanız benim verdiğim detaylara dikkat edin lütfen. Fakat bunun bir ufak tefek garnitürü var. O garnitürünü de yavaştan hazırlayayım ben sizin için. Birkaç tane biber üstlerine delik açtım. Tavaya attım. Mangalda yapmadığımız için tavada bunları böyle hafif bir közleyerek tabağın yanında güzel bir garnitür olarak servis edeceğim. Hiçbir şeysiz. Üstüne birkaç delik açtım. Bu delikler de bunu pişerken içindeki var olan havanın birazcık dışarı çıkmasını, birazcık tahliye olmasını sağlıyor. Ve o zaman daha yani dışı ve kabuğu, etli kısmı güzelce pişerken iç kısmı da içinde hiç hava kalmadan gayet güzel pişiyor. Sonra domates ortadan ikiye, sonra dörde bölüyorum. İki tane domates garnitür olarak bunu kullanabilirim. Ve piştikten sonra soğuk olması da benim için sakınca yok. Çünkü önemli olan diriliğini ve çiğliğini almak. Tavanın içerisine biraz yer açıyorum kendime ve domatesleri de şöyle güzelce içerisine yerleştiriyorum. Her iki taraflarını da izlemek benim için yeterli olacaktır. 2 domates, 4 tane biber tavaya girdi. Hiçbir şeysiz. Tamam. Yavaş yavaş dediğim gibi bunları burada pişiriyorum. Gelelim köftenin genel hazırlığına. Evet, son derece basit bir tarif ve içerisinde hafif kabarma efektini versin diye soda kullanıyoruz. Aslına bakarsanız yarım kilo kadar orta yağlı kıymayla işe başlıyorum. Kıymanın üzerine rendelenmiş ama kendi suyu da içinde olan bir tane soğan ekleyeceğim. Bak suyu da var. İnce rendelenmiş soğanı içerisine ekliyorum. Sonra baharatlar, hep söylerim köftenin kıyma gibi tatmaması, köftenin köfte gibi olması için içerisine mutlaka ve mutlaka yeteri miktarda tuz koymanız lazım. Aksi takdirde eksik kalacaktır bu. Tuzunu koydum. Karabiberini koydum. Baharat olarak birazcık kimyon ve kırmızı biber koyacağım. Arkasından da kabartma tozu ve galeta unu koyacağım. Bunlar çok opsiyoneldir. Dediğim gibi yani bir çay kaşığı kadar kırmızı biber, bir çay kaşığı kadar kimyon hem hazmı kolaylaştırır hem köftede lezzeti çok arttırır. Arkasından yine bir küçük tutam pul biber giriyor işin içine. Genel manada baharatlar aslına bakarsanız. Bunlar galeta unu koyacağım. Onu atlamayalım. Galeta unu mesela çeyrek bardak kadar galeta unu bütün bu tarif için yeterli. O da şöyle 1,5 kaşık falan yapar. Yani çeyrek bardak galeta unu. Ben çünkü biraz böyle battal battal boy koydum. Bir de kabarma etkisini vermek için kabartma tozu ama tam paket değil. Yarım kilo kıymaya yarım paket yeterli olacaktır. Kabartma tozunu da işin içerisine aldım. Ve sıra geldi sodada. İçine sodayı da ekleyip bunu güzelce yoğuracağım ve köfte olsun diye porsiyonlamaya başlayacağım. Tamam mı? Bunun şimdi bir yoğurma safhası var. Ona geri döneceğim. Şuraya bir gideyim. Her iki taraflarını daha doğrusu çevirdim. Birazcık daha pişirmeye devam ediyorum bunu. Şöyle yapayım. Bunu şuraya alayım. Orada için pişerken ufak tefek de bir çorbanın hazırlığına geçeyim istiyorum. Bugün her şeyi koordineli bir şekilde
hızlıca ve birbirine çok fazla etki etmeden yapacağım. Bunları yapacağım, kenara alacağım. O sırada çorbaya başlarım. Çorba ufak tefek kendi işlemini yaparken köfteleri yoğururum. Biraz dinlensin diye kenara alırım. O sırada fırından bunlar çıkar. Bunların hazırlığını yaparım. Tatlı zaten soğuyor. Mutfakta her şey doğru bir koordinasyon meselesi. Doğru koordinasyonla çalışırsak derdimiz, tasamız kalmaz. Efendim öncelikle mercimek çorbası yapıyoruz. Mercimek çorbası için şöyle derince bir çorba tenceresini ocağın üstüne koyarak işe başlayalım. Tenceremiz burada ısınırken içerisine tereyağı ve zeytinyağı kombinasyonu yapıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, üstüne 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave edeceğim. Böyle yani aslına bakarsanız yapacağım çorbanın daha çok yağ ihtiyacı var. Fakat ben en son olarak üstüne birazcık yağ yakacağım için servis ederken içine yeteri kadar koymak benim için tamamdır. Şimdi bakın ilk yaptığım şey burada hafiften yağları eritmek. Yağlar erirken şuraya bir dönelim. Bunun işi tamam. Bak domatesler güzelce tavada azıcık köz gibi kendini bıraktı. Güzel garnitür olacak bunlar. O yüzden daha da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Kenara alabilirim. Oh mis. Şaheser. Sanırım biberlerin birazcık daha var. Onlar biraz daha kendilerini bıraksınlar. Şu da kenarda soğusun. Ben geleyim tekrar buraya. Tereyağı ve zeytinyağı hafiften kendini bıraktı. Şimdi ilk yapacağım şey bunun içine bir tane böyle orta irice boy yemeklik doğranmış soğanı ilave etmek. Ve soğanı burada hafiften pembeleşsin diye, yavaş yavaş kendini bıraksın diye ince ince terletmek. Her ne kadar mercimek kendi içerisinde güzel bir bağlama kıvamı olsa da ben genellikle bu tip çorbaların içine hem lezzeti bir tık daha arttırsın diye hem de kıvamı iyice bağlasın diye hafiften bir patates eklemeyi çok daha uygun görüyorum. Ve inanın bana süper de bir kıvam oluyor. Bir tane çok büyük ve irice boy değil küçükçe bir boy patatesi alıyorsunuz. Hızlıca kabuğunu soyuyorsunuz. Girintili çıkıntılı bölümlerdeki yani eğer bebek patates kullanmıyorsanız ya da bir çorbanın içerisine böyle yemeklik bir patates kullanıyorsanız mutlaka kabuğunu soyun. Çünkü bazı tariflerde hep ben size diyorum ya hani kabuğu üstünde kalsa dert değil. Çünkü bu bebek patates bunun kabuğu inciciktir ve çok da lezzetli olur diye. Ama çorbalarda bu çok geçerli değil. O yüzden kabuğu ve içindeki şu ufak tefek girintili çıkıntılı kısımları iyice alın ki dert tasa kalmasın. Bir de şunu söylemek isterim. Bu çorbayı iki şekilde sonlandırabiliriz. Birincisi süzerek. O zaman adı üstünde süzme mercimek çorbası olmuş oluyor. Fakat süzme işlemi için süzgeçten geçirerek bir işlem yapıyorsunuz. Bütün posasını vesairesini birazcık uğraşıyorsunuz. Ya da bugün bayağı iş yapacağız. Daha da pratik olsun ve daha da bir pratik bir hal alsın diye bunu en son bir blenderdan geçirebilirsiniz. O zaman çok da yani süper farklı bir kıvama gelmiyorsunuz. Çok da pratik bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Top sizde hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Patatesi küp küp doğruyorum. Küçük küpler halinde. O sırada soğan hafiften kendini bırakıyor. Şöyle bir tur çevireyim. Şu biberlere bir bakayım. Bak aslında gayet güzel olmuş vaziyetteler. Daha da fazla şey yapmaya ihtiyacım yok. Eğer bu biberler ve domatesler tavanızı birazcık fazla böyle şey yaparsa, parça bırakıp koyultursa tek yapmanız gereken hafifçe üstüne birazcık su döküp böyle temiz bir peçeteyle silmek. Yapışmaz bir tavanız varsa son derece rahat bir vaziyette temizlersiniz. Şimdi aynı tavada köfteleri yapmaya devam edeceğim ama altını kapatabilirim. Orada birazcık daha köftelerin geleceği sırası için zamanı beklesin. Çünkü soğanlar tamamdır. Soğanların üstüne helmeyi birazcık daha arttırmak için çok fazla değil ama sadece bir yemek kaşığı kadar bunun ilavem var. Çok böyle aşırı tepeleme değil. Bir hafif yemek kaşığı un. Onu da bir çevirdim yağla beraber. Patates helmelendirecek. Mercimeğin kendisi helmelendirecek. Bir dokunuş un da helmelendirecek. Ha eğer bana sosyal medyadan bazen yazıp soruyorsunuz. Un koymasak olur mu? Olur. Yani mümkün değil. Yani öyle bir mutlaka un koyulması gerekiyor falan gibi bir durum yok. Hafif bir helme veriyor ama olmasa da olur benden söylemesi. Arkasından da bir tane patatesi ekliyorsunuz ve şöyle patatesin hafif diriliğini alana kadar şöyle bir 1 dakika kadar bunu bir çeviriyorsunuz. Patateslerin de işi tamam.
Şimdi sıra geldi mercimeğe. Efendim, kırmızı mercimek olmazsa olmaz ve bu yemeğin baş tacı. Yaklaşık 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğe ihtiyacım var. Şöyle ölçekleyeceğim. Şimdi geçiyoruz bu 2 su bardağı mercimeği hafiften yıkamaya. Hızlıca sudan geçirdim ve direkt olarak patatesle soğanla buluşturuyorum. Şimdi tencerenin içerisinde zeytinyağı var, tereyağı var, bir tane soğan var, bir tane patates var. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar un var ve 2 su bardağı kadar kırmızı mercimek var. İyice kırmızı mercimeği de şöyle bir tur çeviriyorum. Ve artık sıvılarını ekleyebilirim. Çok daha lezzetli olsun diye ben toplamda bak 7 bardak sıvı koyacağım buna. Ama süzme mercimek olacağı için bu blenderdan geçirdikten sonra az bir su ekleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Tamam. Şimdi her şeyini koydum. Baharatlarını da ekleyelim. Tuzunu verelim. Karabiberi aynı şekilde. Ben bayılıyorum. Pul biberdi, naneydi, oydu buydu ama onları biliyorsunuz ki en son üstüne yağ yakarak koyuyorum. O yüzden bu aşamada koymayacağım. Tercih sizin, istiyorsanız içerisine, istiyorsanız üstüne koyabilirsiniz. Tuz ve karabiberle şöyle güzelce çevirdim. Arkasından sıvıları. Dedim ya toplam 7 bardak sıvıya ihtiyacım var. İsterseniz tamamını içme suyu kullanabilirsiniz. Tamamını et suyu da kullanabilirsiniz ama o zaman çok ağır oluyor. Bunun olayı dengeli kullanımda. Yaklaşık böyle bir 4 bardak kadar et suyu kullanıyorum. Fazlasını da koyalım. Ve 3 bardak kadar da su ekliyorum bunun üzerine. Dediğim gibi toplam 7 bardak su. Yetmezse iyice pişecek ya her şey. Piştikten sonra bunu tel süzgeçten geçirdiğinizde ya da bir blenderla çektiğinizde yetmezse sıvılık kıvamını arttırmak için azıcık bir su daha ekleyebilirsiniz. Kaldırır, dert tasa yok. Kapağını kapattım ve güzelce pişsin diye bunu burada kendi haline bırakıyorum. Yaklaşık 30-35 dakika içerisinde tas tamam bir çorba kıvamına gelecektir bu arkadaş. Fırındakiler ne yapıyor ya? Bak 1 dakika 30 saniyesi kaldı. Yani 1 saati açtık ve 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Şimdi 1 saatin sonunda geldikleri nokta şu. Artık çıkarayım. Çünkü bunu hemen fırından çıkartır çıkartmaz işlem yapmam benim için imkansız. Yani evet elim ısıya dayanıklıdır. Ama o kadar da cengaverliğe gerek yok. Çünkü bunun birazcık soğuması, hafif dinlenmesi lazım. Ama böyle tamamen buz gibi de olmayacak. İçin için bir 20 dakika falan beklerse içinin ısısı hala içine koyacağımız her şeyi bir kumpir gibi eritmeye müsait olacaktır. Bak, bakın şöyle parmağınızla bir yoklayın. Yakmayın ama tabii parmağınızı. Gayet güzel yumuşamış vaziyette işlem yapmaya hazır ama birazcık beklesin o işlem için. Şimdi tekrardan geçiyorum buraya. Buradaki ocağı tekrar yakıyorum. Tavayı hafif hafif ısıtmaya başlıyorum ve dönüyorum buradaki köftelerime. Efendim her şeyi zaten içerisine koymuştuk. En son olarak da sodayı ekleyeceğiz. Bir şişe kadar soda. Tamamen içine ekliyorum ve güzelce başlıyorum bunu yoğurmaya. Her şeyi sodayla beraber yoğurup bir nemli ve ıslak bir köfte harcı elde edeceğim. Bak zaten görüyorsunuz alışa geldiğimizden çok daha ıslak ve çok daha nemli bir köfte harcı. Ya acaba bir hata mı var diye düşündürecek kıvamda. Ya biraz daha galeta unu mu koysak buna filan dedirtecek kıvamda. Ama inanın bana bu ıslak ıslak ve nemli nemli olması kötü bir şey değil. Aksine çok da güzel oluyor. Tek yapmanız gereken bu yoğurma işlemini hafifçe geçiriyorsunuz ve bu bir kıyma olduğu için bunu kasabınızdan çift çekim istemenizde fayda var. Tek çekim hamburger ve benzeri gibi daha et et olanlarda. Çift çekim ise tam bir köfte olması kıvamında bu kıymaya doğru bir yön verecektir. İyice yoğurdum. Şimdi sıra geldi porsiyonlamaya. Bir tabak alacağım. Tamam. Ve bundan şöyle bir parça alıyorum. Avucumun içinde sıkıştırıyorum. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Sonra üstüne bastırıyorum.
ve şu şekilde standart yassı bir köfte şekli veriyorum. Aldım, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol bastırdım ve yassı bir köfte şekli verdim. Böyle yaptığınız zaman tavada pişerken sonuç mükemmel oluyor. Alıyorum küçük bir parça ceviz büyüklüğünde, üstüne bastırıyorum ve şu şekilde ocakta pişsin diye sırasını beklemesi adına kenara alıyorum. Efendim köftelerimiz mis gibi pişmiş vaziyette. Bakın hiç ekstra yağ vesaire bir şey koymadım. Bu şekilde tavaya aldım. Ön arka güzelce kızarttım. Daha doğrusu pişirdim tavada. Kızartmak çok doğru bir tabir değil çünkü sıfır yağ, var olan köftenin kendi yağıyla. İşi hallettim. Domatesleri tabağın kenarına koydum. Şuradaki biberleri de şöyle şu şekilde üstüne serdikten sonra olayımız tas tamamen budur. Şimdi bakın tatlımız dolapta soğuyor. Köftemiz hazır. Çorbamız ne durumda? Hadi gelin bir de ona bakalım. Bak kapağını açtım. Size önerim şudur. Bu mercimek çorbasını ara ara böyle kapağını açıp bir karıştırın. Çünkü mercimekler, patates, un dibe çökebilir. Ve her şey birazcık böyle yapışabilir. O yüzden azıcık karıştırırsanız mükemmel bir kıvama gelmiş olursunuz. Ve gördüğünüz gibi kırmızı mercimek çorbam neredeyse hazır. Mercimekler iyice eridi, kendini bıraktı. Patatesler de hazır. Artık tek yapmam gereken bunu iyice paramparça hale getirmek. İster süzün ister parçalayın, çorbanın servisi hazır. Efendim iyice çektik gördüğünüz gibi çorbayı ve tamamen pürüzsüz bir hale getirdik. Şimdi şöyle bir bakacağım kıvamına. Bak bayağı yoğun yoğun bir çorba. Fakat bunun birazcık daha kendi soğumasını bekleyeceğimiz için başlangıçta da söylemiştim. Toplamda 7 bardak suyla başladık ya. Hani yarım bardak, bilemediğiniz bir bardak kadar daha ekleyebilirsiniz. Ve çorbayı tam olması gereken İçme kıvamına getirebilirsiniz. Çünkü ilk başta içine koyduğumuz her şeyle beraber bunun kıvamı birazcık yoğunlaşmıştı. İçine yapacağımız son eklemeyle çok daha güzel bir içilebilir çorba kıvamına geldi. İşte bunun da tekniği bu. 7 bardak önden, ihtiyaç halinde, son bardak sonda. Gördüğünüz gibi çorbamızın işi tamam. Artık bunun altını kapatacağım. En son servis ederken üstüne bir de yağ yaktım mı bizim işimiz tamam olacak. Tatlı soğuyor, köfte servisi hazır, çorban bitti. O zaman buyursunlar hep beraber artık şu kumpirleri yapmaya. Öncelikle genişçe bir tabağın içinde bunu servis yapacağım. Size bu patlıcanları nasıl kesip açtığımı göstereceğim. Burası üst kısımdaydı ya, aldım bu üst kısmı, alta koydum ve alttaki düz kısmı kolayca çalışabilmek için bu şekilde önüme çıkarttım. Bakın. Bıçağımla şuradaki baş kısmından aşağı kadar hafif bir yol yapıyorum ama ta dibe kadar gelmiyorum, burada bırakıyorum. Sonra buradan yaklaşık 2 santimlik bir cep açıyorum ve dikkatli bir vaziyette bu cepten aşağıya kadar iniyorum. Şu tarafa doğru da bir cep açıyorum ve buradan da aşağı kadar iniyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi üst taraftan kendime bir cep açtım. Fakat kenar kısmındaki çeperler duruyor. Bu patlıcanı muhafaza etmek için önemli bir detay. Sonra bir tane çatal alıyorum elimin altına ve hafifçe şu patlıcanı ezmeye başlıyorum. Piştiği için gayet kolayca eziliyor. Çok çekirdekli parçaları varsa onları çıkartabilirsiniz. Çünkü çekirdekler çok istediğimiz arkadaşlar değil içerisinde. Ama tek tek çıkarmakla uğraşacağım diye de kendinizi paralamayın. Sadece çok iri çekirdekleri şu şekilde çatalla çıkartsanız
yeterli olur. Mesela şu kadar gibi. Sonra kenar köşe şu etli kısımlarını çatalla hafifçe eziyorsunuz. Fakat dış çeperine çok zarar vermemeye çalışıyorsunuz. Yani hala gördüğünüz gibi kayık gibi bunu bir arada tutuyoruz. Sonra içerisine mutlaka ve mutlaka bir parçacık tereyağı atıyorsunuz. Aynı patates kumpir yapar gibi. Tamam. Sonra bir parçacık kaşar peyniri atıyorsunuz. Ve tereyağı ile kaşarı buradaki patlıcanla güzelce karıştırıyorsunuz. Şu anda çok net bir şey söyleyebilirim. Ya bunun kötü bir şey olacağını düşünmek bence büyük bir yanılgı. Bu zaten şu anda kendinden mükemmel kıvamda ve son derece lezzetli bir iç harç. Bunun üstüne ne koysanız kumpir haline getirirsiniz. Mesela benim elimde birazcık Amerikan salatası, birazcık kısır var. Ben onlarla üst yapacağım. Siz nasıl arzu ediyorsanız o şekilde harmanlayabilirsiniz. Bak şurada azıcık kısır. Biraz da Amerikan salatası. Bugün maşallah tezgah böyle dolu dolu. Her şey var elimizin altında. Şuradaki şu kısırdan alıyorum. Bir kaşık kadar. Şöyle koyuyorum şuraya. Tamam. Sonra bir kaşık da şöyle Amerikan salatasından alıyorum. Onu da şöyle koyuyorum. Tamam. Sonra birazcık siyah zeytin alıyorum. Şu kısma koyuyorum. Birazcık da mısır alıyorum. Onu da buraya koyuyorum. Üstüne bir parçacık kaşar peyniri ve kumpirimiz servise hazır. Genişçe bir şu şekilde bir spatulanız varsa hayat çok kolay. Alıyorsunuz bunu dikkatli vaziyette ve şu şekilde hoppa servis tabağına transfer ediyorsunuz. Bu mükemmel arkadaş hazırlayacağım kumpirlerin sadece bir tanesi. Diğer ikisine de aynı formülü yapacağım. Köftem hazır, çorbam hazır, kumpirim hazır olmak üzere. Tatlım da soğuyor. Tek yapmam gereken ufak tefek dokunuşları yapıp ondan sonra da bugünkü yemeklerin servisi için ortalığı hazır etmek. Mükemmel bir kapanış sizi bekliyor. Bence öyle. Sizce de değil mi? İşte karşınızda bugünün sofrası. Bakın 4 tane farklı tarif var önümde. Ama önce tabii ki mercimek çorbasıyla başlayacağım. Çorbanın kıvamı gayet yoğun ve güzel. Üstüne hafiften bir yağ yaktıktan sonra gerçekten şahane bir başlangıç. Vallahi billahi. Türk mutfağında böyle hiç
ikinci plana atılmaması gereken başlıklardan biridir çorba ve doğru bir teknikle, doğru malzemelerle yapıldıktan sonra 10 numara 5 yıldızdır. Mercimek çorbası olsun, ezogelin çorbası olsun, sakatatlardan yaptığımız bal kabağı çorbasından yoğurt çorbasına kadar envai çeşit çorba her türlü yemeğin iyi başlangıcıdır. Vallahi mercimek muhteşem. Üstündeki hafif acısıyla beraber şaheser kıvamında. Ama bu çok sevgili sayın mercimek çorbasını kenara alıp önümdeki yoğun güruhu sizlerle buluşturacağım. Bakın şuradan iki tek köfte alayım. Bir tek domates alayım. Bir de biber. Bir tane de biber alayım. Şimdi köfteye geleceğim. Fakat şuradaki bu kumpire bir önce bir hal hatır sormak istiyorum. Kumpirimizin hiçbir noktasında patates yok. Yani kumpir eşittir patates algısını şu anda bununla beraber kırıyoruz. Patlıcan hali hazırda son derece lezzetlidir. Özellikle içine koyduğumuz her şeyle beraber. Ama ben sadece ve sadece üstüne koyduğum kısırıydı, Amerikan salatasıydı falan değil. Alt tarafa koyduğum patlıcanından ve her şeyinden almak istiyorum. Bak, dolu dolu coşkulu bir çatal. Her zaman iş görür. Yıllar evvel Jungle'da geliştirdiğim anakonda tekniği tam bugünler için var. Üstündeki her şey çok lezzetli. Ama inanın bana patlıcan bunlara muhteşem bir şekilde bir yataklık yapıyor. Ve hepsiyle beraber şaheser bir sonlama oluyor. Eğer patates yerine patlıcana bir şans vermek isterseniz hiç pişman olmazsınız. Mükemmel bir tariftir bu ve şu anki bu bostan patlıcanı da bir insanı hayli hayli doyurur ya. Bayağı coşkulu ve güçlü kuvvetli. Şimdi köfteye geçiyorum efendim. Biliyorsun çok adetim değildir aslında böyle hani bıçakla kes filan tek lokmada hüp diye yutarım ama köftenin ne kadar yumuşak olduğunu size göstermek istedim. Pamuk gibi ağzınızda dağılıyor ve biberi, domatesi, yanındaki her türlü garnitürle nefis gidiyor. Eğer siz de benim gibi köfte sever bir bireyseniz buna bayılacaksınız. Çünkü dediğim gibi içine koyduğumuz sodayla ve bu ıslaklık haliyle beraber köfte azıcık soğusa dahi taş gibi olmuyor ve mükemmel yumuşak bir kıvamda ağzınızda dağılıyor. Köftenin her türlüsü kabulümdür ama bu denli böyle dışı güzel renk almış, içi de pamuksu kıvamda kalan bir köfte tabii ki daha çok kabulümdür. Son olarak da şu petibör pasta. Bakın katlar aslında arada güzelce gözüküyor ve ayrışıyor. Basit, kolay, lezzetli, yapması hiç uğraştırmayan ama üstündeki o kıtırı ve içindeki kıtırı ile beraber kıtır kıtır ağzınızda nefis bir şekilde sonlanıyor. Vallahi bazen mutfaklarda acayip zor, çok komplike tariflerin peşinde koşuyoruz. Oysa ki esas lezzet hep gözümüzün önünde basit, kolay birkaç malzemeyi birleştirerek çok kendimizi yormadan harika sonuçlar alabiliriz. İşte bu pasta biraz onun göstergesi gibi. Karşınızda bugünün menüsü. Güzel bir mercimek çorbası, yanında şahane bir patlıcan kumpir, sodalı köfte ve petibör pastayla ben bu hafta müsaadenizle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta yine Arda'nın mutfağında birbirinden güzel tarifleri hep beraber yapacağız. O tariflerin detayları, belki önden bilgileri, geçmiş tarifler, bugün yaptığım tarifler nerede olacak derseniz buyurun gelin Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına. Hem bu tarifler hem de bundan önceki bütün tariflerle ilgili emir, görüş ve komuta Instagram'da sizde olacak. Görüşlerinizi yazın, fikirlerinizi yazın, benle beraber paylaşın. Belki sizin yaptığınız tarifleri ilerleyen haftalarda programda uygularım ve size de teşekkür ederim. Bir sonraki Arda'nın mutfağında görüşüp yine şahane lezzetleri hep beraber sofraya koyuncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Asmalık.